Tabii ikisinin de birbirine göre avantajları dezavantajları söz konusu. Burada avantaj olarak kapalı burun ameliyatının daha hızlı iyileşmesi, daha az morarması, daha az şişmesi ama bir takım küçük de olsa hatalara yer veriyor olması değerlendirebiliriz. Tabii uca yaklaşılamaması burada bir dezavantajı. Açık teknikte ise daha simetrik çalışmak, daha düzgün çalışmak, daha temiz çalışmak fakat ödemlerin biraz geç iyileşmesi, ödemlerin biraz geç inmesi gibi bir takım dezavantajları var. Sonuçta hekim hangi yönteme daha iyi hakimse ve hangi yönteme daha iyi sonuç alıyorsa o yöntemi tercih etmekte özgür. Hastaya da bunu detaylı bir şekilde anlatılır. Ancak hastaların bu konuda ben kapalı istiyorum, açık istiyorum dediğinde de benim yaklaşımım sizin için kapalı olabilir. Evet, mümkün. Ya sizin için kapalı olmasa daha iyi olur gibi bir takım onları yönlendirmelerimiz oluyor.